Okay. Şimdi başlayalım. Neden biz bu dissemination'ı yapıyoruz? Neden biz bu bir saatlik webinarı veriyoruz? Onların açıklamasını yapacağım size. Bir dakika şöyle kendime bir açayım. Bir kişi olarak tamam. Okay. Şimdi bu program bir sene evvel başladı. Sertifike programı. Neden başladığıyla ilgili bayağı bilgi vereceğim. Bunları hepiniz biliyorum, merak ediyorsunuz, duymak istiyorsunuz. Neden Beck Institute kendi bünyesi içinde bu CBET sertifika programını geliştirdi? Beck Institute biliyorsunuz epeydir, bir 26 senedir galiba ilk açılışını yaptı. Onda Neval Bababeck daha çok şeydeydi. Philadelphia Üniversitesi'nde giderseniz görürsünüz onun ofisini. Orada bütün araştırmalarını Philadelphia Üniversitesi'nde, Pennsylvania'da bütün araştırmalarını orada yürüttü. Ondan sonra da Beck Institute açıldı. Ondan sonra da şimdi bu programı bir sene oldu galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış olabilirim arkadaşlar. Biraz bilgi vermek istiyorum size bu programla ilgili. İlk önce gündemimize bakalım. Bir saat çok kısa geçecek. Onun için böyle çok detaylı açıklamayacağım ama en azından bir bazı yerleri vurgulayacağım bu süreçle ilgili. Gündemimizde ilk şuna bakalım. CBT'nin etkililiğine dair bilimsel çalışma. Biraz ondan bahsedeceğim size. Bu tarihsel bir çalışma ama gene dediğim gibi onu siz bulup okuyabilirsiniz. Ama bazı yerlerinde vurgular yapmak istiyorum bu çalışmayla ilgili. Bir de kognitif terapinin etkililiğini koruyabilmemiz için ne gibi gereklilikler var? Yani nasıl o etkiliğini koruyabiliriz? Onunla ilgili biraz konuşacağız. Bir de Beck sertifikasyon programının hedeflerine bakacağız. Bu önemli. O hedefler neler? Bunlara bayağı bir odaklanacağız. Niçin açtılar bu programı? Onları da detaylı paylaşacağım ben sizinle. Ne gibi fırsatlar sunuyor size? Burası biraz medyatik gibi duruyor ama fırsat derken o bilimin içinde olmak, onlara bağlı olmak, hala o bilimi ilerletmeniz, merakınız, hastalarınızı iyileştirmek, bunlar çok çok önemli. Bu fırsatlar da var. Bu fırsatlar neler? Onları da biraz konuşacağız. Başvuru koşullarına bakacağız. Biliyorum hepiniz merak ediyorsunuz. Çoğunuz hani nasıl başvurulur, içinde neler var, nasıl bir program. Bir de sertifikasyon sürecine bakacağız. O sürecin içinde neler istiyorlar bizden, nasıl bir süreç olacak. Ve Judith Beck'in size hazırladığı, tüm Türkiye için hazırladığı, klinisyenler için videoyu seyredeceğiz. Benim anlatmalarım bittikten sonra o video her şeyi toparlayacak sizin için ve burada da videodan sonra da şey diyeceğiz, soru cevap alacağız. Soru cevap umarım vaktimiz olur. Belki kalmak isterseniz 2-3 dakika ben durabilirim. Hani bazılarınız biliyorum bu dropout olacaksınız. Hani çıkacaksınız şeyden Zoom'dan. Ama çok merakınız varsa bir şeyler sormak istiyorsanız elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız size. Okay. Şimdi Bababeck'i tanıyorsunuz. Umarım hepiniz tanıyorsunuzdur. Bababeck 1960'larda biliyorsunuz psikiyatristi, nöropsikiyatride şey etti, girdi odala, ondan sonra neyse o süreçte psikoanalitik yaklaşımıyla hastalarını tedavi etmeye başladı. Ama 1960'larda bir şeyi fark etti. Yani benim hastalarım benle diyaloğa girdiği zaman hep negatif inançlarını veriyorlar. İşte hayat çok kötü, ilerisi çok kötü, beni kimse sevmiyor gibi o üçgen hani triangle dediğimiz işte ilerisi
İlerisini çok depresif görmesi hastaların ya da kaygılı, kendisinin yetersiz olduğunu görmesi, yani ben bu kaygımla baş edemeyeceğim. Depresyonsa da tabii ben bu umutsuzluğum, hep depresif halim hiç geçmeyecek. İnsanlar beni sevmiyor, insanlar beni istemiyor gibi şeyler duyuyor Baba Bek. Diyor ki ben bir bakayım bu hastalara. Bu hastalar nasıl bir duruma baktıkları zaman o bilgiyi işliyorlar, durumu işliyorlar. O durumu nasıl algılıyorlar, nasıl bakış açıları var, neler diyorlar kendilerine ki önümde oturuyorlar ya depresyonla ya kaygıyla bayağı bir değişik bozukluklarla hastalar gelmeye başlıyor. O zaman bu 1960 yıllarında bayağı bir çalışması oluyor ve diyor ki bu hastaları ben 5 sene yatırmak istemiyorum şeye, ismine, koltuğa. Çünkü bunlar iyileşmek ve gitmek istiyorlar. O zaman bayağı bir çalışmalar yapayım. Hem zamanı uyarlı olsun, duyarlı olsun. Uyarlı derken duyarlı demek istedim. Yani senelerce gelip gitmesinler. Bir ben sonuç göreyim hastalarımda. İyileştikten sonra bana gelmesinler. Ben de onu diyorum bütün terapistlere. Umarım hastalarınız gelmez size. Çünkü iyileşmiştir. Bir de yapı koyuyor ona. Yapı derken nasıl götüreceğiyle ilgili bazı stratejiler, teknikler, yaklaşımlar geliştiriyor. Bu ilgimi çekti çünkü Judith Beck'le biz kontakta olduğumuzda 2 hafta evvel 2000 üzeri test edilmiş kanıta dayalı çalışma var CBT'de. Bu da yüksek bir rakam çünkü elle tutulur bir kanıta dayalı iyileşmeyi gösteren o treatment outcome dediğimiz 2000 üzerinde çalışma var. Biz onun için önemsiyoruz bu tedaviyi çünkü test edile edile en recent dediğimiz en yenilenmiş tedavilerle, araştırmalarla bu tedavi uygulanıyor. İkincisi, görüyorlar ki tabii ilk önce psikolojik psikiyatrik bozukluklarına bakıyorlar ve orada da etkili olduğunu görüyorlar. Sonradan diyorlar ki bir de şeye bakalım bu medical tıbbi şeylere bakalım. Hatta Judith Beck çok ilgili orada. İşte diyabet olsun, kardiyak bu kalple ilgili rahatsızlıklar olsun. Kronik pain olsun bu bel ağrılarıyla bayağı etkili olduğunu görüyorlar. Artık hastanelerde de CBT terapistler bunları uyguluyor. Hem yatan hastalarda hem de ayakta tedavi olan hastalarda. Şimdi bizim amacımız ne bu programda? Hastaların iyileşmesini sağlamak. Ama iyileştiği zaman bilmiyoruz hastalar iyileşiyor mu aslında? Çünkü ölçümler de önemli. Orada hastanın iyileşme sürecinin devam etmesi de önemli. O zaman bizim hastalarımız bizi bırakıyor. Acaba nüks mü yaşıyorlar? Ya da nüks yaşamıyorlar, biraz daha tedaviye devam edecekler. Prematür dediğimiz erken mi bırakıyorlar? Biz bunu takip edemiyoruz. Onun için iyi bir tedaviyi bilmemiz lazım ki bunu öngörelim. Diyelim ki hastalarımız iyileşti, gitti, bize geri dönüyorlarsa başka bir travma yaşamışlardır. Hayatlarında annelerini kaybediyorlar, biz de öyle babalarımızı kaybediyoruz. Bir travma ile geliyorlar. Ama eski size verdiği o presenting problemle gelmiyorlar. Okay? O zaman nasıl etkili olsun bu tedavi? Etkililiğini nasıl yapalım? Yani CBT çok geniş, değil mi? Hepiniz biliyorsunuz CBT dünyada kullanılan bir yaklaşım, bilimsel, elle tutulur, işte hastaları iyileştiren bir yaklaşım. Ama bu etkili olabilmesi için doğru yanlışı da bilmemiz lazım. Terapist olarak. Yani doğru mu uyguluyoruz, yanlış mı uyguluyoruz? Biz nasıl bu tedavide ilerliyoruz? Hastalarımız nasıl iyileşiyor? Nasıl ölçebiliyoruz? Nasıl o terminasyona kadar getiriyoruz hastalarımızı? O nüksü ne kadar, ne zaman, ne kadar derken ne kadar azaltıyoruz ya da nüks yaşamıyorlar? O zaman bunları doğru yanlış olarak bilmemiz çok önemli.
Onu bilmemiz daha çok bilimsel modelden geliyor. Bu formülasyonun doğru şekilde geliştirilmesi ve uygulanması. Yani bilimsel bir model var. Bu model Bababek işte o yıllarda bu modeli oluşturdu, test yaptı, hastaların iyileşmelerini gördü, bir daha test yaptı. Ondan sonra bütün arkadaşlarıyla hala bu yaşta, 99 yaşında hala araştırma yapıyor. Gözleri artık zor görüyor ve hala o şeyin içinde, hani yeniliklerle bağlantılı araştırmalarını yapıyor. O zaman biz bu bilimsel modeli nasıl oluşturacağız? Ya kolay değil. Hani modeli görüyoruz, tamam diyoruz, biz öğrendik. Ama bunu nasıl hastamıza oluşturup, genişletip uyarlayacağız? Bu en önemlisi. Bu esas temel burada. Ondan sonra tedavi için planlanan bireysel vaka formülasyonunu nasıl oluşturacağız? Bunları öğreneceksiniz sertifika programında. Benim programımda da öğreniyorsunuz. Çok geniş terapistler var. Çoğu burada sizinle beraber. Gördüm kimler katılıp katılmadığını. Bunları öğreniyorlar. Yani tedavi için planlanan bireysel vaka formülasyonunu nasıl oluşturulacağını ve nasıl uygulayacağını hastaya öğreniyorlar. Çünkü iyileşmenin çok büyük bir parçası. Ve ondan sonra ne yapıyorlar? Tanı var. Depresyon mu, kaygı bozukluğunda işte sosyal fobi mi, panik bozukluk mu? O tanıya yöneli, spesifik hastaya özgü. Bunu da ne yapıyorlar? Öğrenip formülasyonun içinde tedavi sürecini yapılandırıyorlar. Şimdi yapı deyince bilmiyorum aklınıza ne geliyor. Yapı deyince o tamam her şey çok katı gibi gelebilir. Öyle yapı değil. Yani tedavi o bilimsel modeli baz alarak yapılan bir şey. Ve burada da esneklik sağlıyorlar. Yani tanıya hastaya özgü bu seansları yapılandırıyorlar. Tedavi sürecini de yapılandırıp ve esneklik. Niye ben bunun altını çizdim? Yanlış algılamalar var CBT'de. CBT katıdır. Bunu öğrenirsin, hastaya uygularsın. Aslında CBT, her konuştuğumda Judith Beck'le ya da Pedeski ile ya da Baba Beck'le, aslında CBT en esnek tedavi. Neden biliyor musunuz esnek olduğunu? Çünkü hastaya odaklı gidiyoruz. Onun esnekliğiyle götürüyoruz. Onun için esnek çok katı bir yaklaşım değil. Ve bazı terapistler buna çok önem vermiyorlar. Evet diyorlar, terapötik ilişki önemli. Onu hepimiz biliyoruz. Ama bu ilişki nasıl kuruluyor? Bütün süreç boyunca nasıl korunuyor? Nasıl sürdürülebiliyor ve bu bilinci ve becerisine nasıl sahip oluyor terapiste? Biz hastayı nüks etmeden, daha tedavi sürecinde nükse uğratmadan götürüyoruz. Nükse uğradıkları zaman lap dediğimiz küçük nüksler oluyor. Onlar da öğretici onlar için. Ama bu terapötik ilişkinin çok büyük anlamı var. Çok büyük beceriler var orada terapistin kullandığı. Hatta bazı eğitimime gelenler videolarda görüyorlar. Orada o yaklaşım, o terapötik ilişkinin iyileştirmeye yönelik odağını götürmemiz. Okay? O önemli. Onu biraz sonra paylaşacağım sizle. Galiba bundan sonra geliyor. Şimdi solda ne gördünüz? Basit bir model, değil mi? Modelde ne yazıyor? Okursanız işte durum, otomatik düşünce, tepki. Ondan sonra altında nasıl bir tepki? Hastanın duygusal tepkisi işte kaygılanıyor. Öbürü işte davranışsal tepki, sosyal fobi ise dışarıya çıkamıyor. Öbürü fizyolojik tepki, kalbi çarpıyor işte kendini toparlayamıyor. Bayağı bir tepkisel bir şey var orada. Onun için sadece davranışsal tepki değil. Hasta bütün yaşıyor bunları. Hem psikolojik olarak, ruhsal olarak, hem fizyolojik, hem davranışsal. Çok basit gözüküyor ama biz şöyle bir hedefimiz var bu şeyde.
sertifikasyon programında hedefimiz doğru öğretmek CBT. Onu Judith Beck sizinle konuşacak bu şeyin sonunda, hani verdiği mesajda. Orada doğru öğretmek, CBT sadece CBT'den ibaret olmadığını öğretmek. Okay? O hedefleri de terapiste nasıl entegre yapıyor bütün bilimi, o scientific, o bilimsel modeli, onları doğru öğretmek. Esas bizim hedefimiz bu, sertifika programı ile ilgili. İkincisi, bilimsel dediğimiz o test edilmiş modeli oluşturmak. Hastalarınızı oluşturmak kolay değil. Biz ne yapıyoruz? Hasta geliyor, onun o model, scientific, o bilimsel modeli üzerinden hastayı anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra hasta kendini anlamaya çalışıyor. O modeli oturtturduktan sonra diyor ki, demek ki ben bu düşünceler olmasa, o zaman ben niye dışarıya çıkmayayım? Niye korkmayayım? Ben korkmam o zaman, dışarıya çıkarım. Çünkü dışarıda bir tehlike görüyor. Biz de o modeli hastanın present yaptığı, yani bize verdiği şikayetler üzerinden de oluşturuyoruz. Okay? O zaman ne yaptık burada? Bilimsel modeli öğrendik ama bayağı öğrendik, test edilmiş zaten. Onu da temel alıyoruz. Temel derken bir kökü olması lazım tedavinin. Onu temel alarak ne yapıyoruz? Ahmet diyelim hastamız, ona yöneli, spesifik hastamızı, Ahmet'e yöneli, tanısına yöneli Ahmet'in ne yapıyoruz? Kognitif terapi vaka formülasyonunu oluşturuyoruz. Vaka formülasyonunun çoğunuz biliyorsunuz. Benim eğitimimi alanlar, almayanlar da muhakkak biliyor. Onu oluşturuyoruz ama bitmiyor, süreç bitmiyor. Hala devam ediyor onun genişlemesi. Hala bilgiler geliyor hastamızda. Oraya entegre ediyoruz. Ama tamamen spesifik hastaya, onu vurgulamak istiyorum, spesifik tanıya yönelim. O zaman vaka formülasyonda bayağı bilgilerimiz var. İşte kök inançları var, varsayımları var. Hasta diyor ki, eğer ben dışarıya çıkarsam tehlikedeyim, birisi benimle alay edecek, sosyal fobi diyelim. Ya da birisinin yanında yemek yersem rezil olacağım. Bu inançları içeriyor. Orada kök inancını, ben tuhafım, ben garibim, o sosyal fobinin. Orada da otomatik düşünceleri var. Nasıl baş ediyor? Dışarıya çıkmıyor, kaçınıyor. O zaman bu vaka formülasyondaki olan bilgiler doğrultusunda en son ne yapıyoruz? Tedavi planını oluşturuyoruz. Okay? Tedavi planı da ne yapacağımız değil, nasıl geldik oraya? O tedavi planının içinde neler olacak? Hastamızla bağlantılı. Unutmayın, hasta odak, yani hastadan gelen bilgilerle, şikayetleriyle. O zaman CBT tekniklerini son koydum. Neden son koydum? Teknikleri hepimiz öğrenebiliriz. Ama bu teknikler, şimdi burası biraz daha soyutlaşacak sizin için. Belki zor gelebilecek ama bunu öğrenirsiniz süpervizyonda, konsultasyonda. Bu sertifika programı bunu çok güzel öğretecek size. Okay? O zaman teknikleri kullandığımız zaman, CBT tekniklerini, iyileşmesine yöneli olacak. Şimdi diyorsunuz ki iyileşmeye nasıl olacak, yani nasıl yöneli? O stratejilerle, doğru stratejilerle ne yapacaksınız? Esnek, gene esnek, çünkü hastaya odak, oraya nasıl, hastaya nasıl uyarlayacağımız da önemli. Orada hastanın semptomlarıyla bağlantılı, esnek bir biçimde entegre ederek ilerleyeceğiz. Burası zor. Çünkü çoğu terapistler şöyle algılıyor. CBT yapıyorum. Bunu sakın sakın yanlış anlamayın. Judith Beck de bunu söyleyecek. Size onun için rahatla söyleyebiliyorum. Ama CBT'nin o bilimsel model, o hani ne dedik, temel alınacak kognitif bilimsel model, kognitif terapi altta yok. Üstünde teknikler var. Onu şimdi görsel göstereceğim. O da size yardımcı olacak. O zaman biz teknikler olsun,
iyileşmeye yönelik olsun ama doğru stratejiler kullanalım. Stratejileri burada teknik gibi algılamayın. Strateji şudur, ACT ya da bu sertifika programına girecekseniz. Strateji demek terapistin hastasıyla çalışırken hastanın keşfine göre yönelik götürürken, yani keşfine derken iyileşmeye yönelik götürürken kullandığı maneuver'lar, yani bir araba kullanıyorsunuz, kaza varsa ne yapıyorsunuz? Hemen sağa geçiyorsunuz. Önünüzden arkanızdan bir araba geliyor, ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bu çok hızlı geliyor, ben sağdan gideyim o beni geçsin. Kaza yapmadan o stratejileri esnek olarak terapide terapist onun becerisiyle, terapistin becerisiyle götürüyor. O zaman demiyor terapist, ben bu tekniği uyguladım, şimdi bunu uygulayayım. Öyle bir şey yok CBT'de. Ben bu tekniği uyguladım ama hastam o iyileşmeye yöneli gelemiyor. Başka strateji giriyor içeriye ve onu kullanarak götürüyor. Bu çok çok önemli. Onun için yıldız koydum. Diğeri de, buraya da sarı koydum bilmeniz için. Hastanın her geldiğinde iyileşmesi önemli size. Şimdi diyeceksiniz ki yani hasta nasıl iyileşiyor bir seansta? O sizin beklentiniz büyük olursa evet iyileşmiyor. Ama ufak adımlar, o her seansta küçük bebek keşifler inşa ederek iyileşiyor. Onun için lüksü çok az CBT'nin doğru uygulanırsa. Okay? Bunu beraber getirmedim. O zaman o iyileşmenin hasta olarak farkında oluyor. Diyor ki ben dışarıya çıkabiliyorum. Terapist diyor hangi inancın değişti? O diyor ki yani dışarıda benle alay edeceklerdi. Okey, ne kadar inanmıştın buna? %80 inanmıştım. Okey, şu anda inancın nerede? O diyor ki %60. Terapist biraz orada duruyor tabii. Orada biraz yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Ahmet, dışarıya çıkınca herkes yani ben de alay edecek dedin. %60 bayağı bir iniş var. Sence nasıl oldu bu? O da ne diyecek? Kimsenin bakmadığını gördüm bana. Kimse alay etmedi ki. O zaman inanç değişimi. O zaman bir fark ediş. O zaman bir kendini keşif. İşte biz bunu öğretmeye çalışıyoruz bu programda. Hem benim workshoplarımda hem de bu ana neden CBT nasıl kullanalım, doğru kullanalım mı öğretmek için bu programı Baba Bek'le, Judith Bek, Baba Bek umarım hayatta olur. Ama dediler ki, bütün dünyayı gezdi Judith Bek. Ve diyor ki şöyle bir şeyler vurguluyor. Onun şeyde de vurguladı Hakan Türkçapar'ın şeyinde. Yani terapist, CBT terapistim diyorsa scientific modelle götürmesi lazım. Bütün komponentleri olması lazım. Ben size söylediğim şeyler. Tabii burada anca sınırlı verebiliyorum size. O zaman eğer ben kognitif terapistsem bu stratejileri, bu bilimsel modelleri, bu teknikleri becerimle hastaya da öğreterek entegre yapa yapa terminasyona kadar getireceğim hastamı. Okay? Önemli. O zaman sertifika programında işte o amaçla yaptılar. Her iki şimdi bayağı bir çalışmalar var orada. Hala bu sertifika programını geliştiriyorlar. Ama iki üç tane benim talebem başvurdu bu sertifika programına. Bir tanesi de colleague'im yani meslektaşım. Çünkü baktılar ki gerçek bir şey var. Hastalarımız iyileşmiyor, lüks yaşıyor. Siz de yaşıyorsunuz onu biliyorum. Bana demeyin yaşamıyorum. Terapistseniz size başka bir hasta geliyor diyor ki çok kötüyüm. Siz diyorsunuz ki hangi tedaviyi uyguladı? CBT diyor. Siz de hastanızla çalışırken CBT'den çok uzak bir yerde görüyorsunuz o terapisti. Diyorsunuz ki ne oluyor burada? Tabii demiyorsunuz öbür arkadaşınızı ya da meslektaşınızı aşağılamıyorsunuz ama doğru yapamamış. Onun için bir kronik hasta önünüzde oturuyor.
O zaman esas biz amacımız hastaların iyileşmesi, bize gelmemeleri, nüksleri çok yaşamamalı ve biz de bitirince onu terapist sertifikasyonunu alınca ama Baba Beck'in, o CEO Beck Enstitüsü'nün alınca o sertifikayı ve diyebiliriz kendimize. Onlar da diyecek zaten bize. Sen yetkin, donanımlı, hastalarını iyileştiren bir terapistsin. Bunu öğretecekler bize. Okey? O zaman title'ınız da bu olacak. Sertifikalı klinisyen, yani Beck Enstitüsü'nden tarafından verilecek bir titre aslında. Okey? Şimdi hemen şuraya geleyim. İyi mi gidiyorum arkadaşlar? Şey, vakit açısından. Şuraya bir toparladım ben şeyi, görseli. Şimdi üç tane ok var burada. Ben size sorsam hemen cevap verirsiniz biliyorum. Desem ki birinci ok önemli mi? Siz diyeceksiniz hocam önemli çünkü kök. Onu o tutuyor şemsiyeyi. E diyeceğim gövde önemli mi? Siz diyeceksiniz tabii önemli. Gövde olmazsa kökün ne işi var orada? E şemsiye önemli mi? Önemli diyeceksiniz ama şemsiye biraz hafif duruyor. Görüyor musunuz orada? Esas kök. O zaman köke bakınca biz neyi öğreneceğiz bu sertifika programında? Evidence base, yani orada bütün kanıta dayalı bilgileri okuyacağız, klinik becerilerimizi geliştireceğiz, risk değerlendirmesi, tanısal değerlendirme çok önemli. Dedik ya, tanıya yönelik bir spesifik bir formülasyon oluşturacağız. RDM'yi bileceğiz. RDM ne demek? Ruhsal durum muayenesi. Hastamızın bir ruh hali değişince biz demeyeceğiz. Biraz bekleyelim ondan sonra sorarız. Orada bir şeyler oluyor hastamıza. Görebiliyoruz onu. İzleyebiliyoruz. Oradaki inançlarını sorgulayacağız. Bu temel, kök, tam köke giden. Bir de bilimsel modeli bilmemiz lazım. Ve onu nasıl uygulayacağız, nasıl oluşturacağız? Bu case formülasyon, vaka formülasyonu nasıl işleyeceğiz? Bu da önemli. Ama gövdeye bir ok gidiyor, gövdeyi tutan. Okey, kökte bunların olması lazım ama şemsiyeyi gövde tutması lazım. O zaman işbirlikçi yaklaşım. O terapötik ilişki dediğimiz şey gerçekten çok geniş. Bunu hastaları göre göre, öğrene öğrene, pratik yapa yapa, süpervizyon ala ala, sertifika programı bunları oturtturacak, bunları da gelişleteceksiniz. Terapötik ilişki ne? Ne demek bu? Collaborative empiricism ne? Ne demek bu? Bunları öğreneceksiniz. Kısa olarak söyleyebilirim. İşbirlikçi yaklaşım. Biz ona diyoruz ki hastayla aynı yöne bakıyoruz. Merakın içindeyiz. Onun hedeflerine yönelik ilerliyoruz ve o iyileşimi kendisine de gösteriyoruz. Terapist bize ne yapıyor? Güveniyor. O güveni de sağlıyoruz. Ama bize odaklanmıyor. Oradaki çalışılacak şeye odaklanıyor, semptoma. İşte bu bayağı geniş bir kavram. Aslında bunu bayağı bir saat anlatabilirim. Onun için bunlar sadece kelimelerden ibaret değil. O zaman ittifakımız olması lazım. Eğer aynı yöne bakıyorsak o merak olması lazım. O merak bizim bildiğimiz merak değil. Çoğu biliyorsunuz siz bu eğitimleri aldınız, kitaplarda okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Biz beraber çalışıyoruz Ahmet seninle. Senin görmediğin şeyi ben de göremiyorum Ahmet. Beraber bakacağız. Beraber götüreceğiz. Bakalım hangi inançların bu dışarıya çıkmanı engelliyor. Orada merak edecek hasta. Oraya götürmeye çalışacağız ama ittifakla. O terapötik iyileşimle. Merak etmesi bile iyileşim. Bunu öyle görün. Yani bir hasta merak ediyorsa ben hangi inançlarım canlanıyor? Bu bir iyileşim. Bilmiyordu bana geldiğinde. Yani ben niye panik atak geçiriyorum? Neden dışarıya çıkamıyorum? Tam belirleyemiyor bazı inançların onu engellediğini. Ama en son neyi koyduk? O şemsiyenin kendisini. Çoğu terapistler şemsiyeden başlıyor.
Evet, bunları biliyorlar, bilgileri var ama entegre etmek, bunların hepsini teknikler ve tedaviye entegre etme becerileri bu gördüğünüz diğer bölümlerinde entegrasyonuyla sağlanıyor. O zaman biz tekniklerle başladığımız zaman şemsiye yıkılır çünkü kök yok. Gövde de tutmuyor. O zaman nasıl götüreceğiz o hastayı? Okay. Bu güzel bir görsel, aklınızda kalır diye böyle oturtturdum. Ondan sonraki slaytımız, buradan takip edebilirsiniz. Bekin bütün şeyleri var burada. Bütün sosyal medyada, yani Facebook'ta, Instagram'da, Instagram yok burada galiba, orada da var. Ve kendisiyle de ilgili, hani kendi sertifikasyonla da ilgili, onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Burada bütün bilgiler var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorum kısa bir webinar. Hemen bir dakika. Soru cevaplarınıza sonra şey edeceğim, geleceğiz. Işın suya veriyorum. Evet. Işın su aldın mı şeyi? Yok, almadım daha. Tamam, hemen alıyorsun. Şimdi ışın su en önemli bölümüne geçecek. Nasıl bu sertifika program nasıl başlayacak? Ne süreci nasıl gidecek? Verdim. Tamam. Galiba verdim. Verdiniz hocam. Görüyorsunuz değil mi hocam ekranımı? Görüyorum. Çok güzel görüyorum. Tamam. Merhaba herkese. Ben de Emel Hoca'nın anlattıklarına paralel olarak sizlere kısa bir sunum yapacağım. Beck Enstitüsü'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda programla ilgili önemli noktaları aktaracağım sizlere. Bunun dışında sorularınız olacak, bunu biliyorum. Not edin isterseniz unutmamak adına. O sorularınızı Beck Enstitüsü'ne doğrudan mail atarak sorabilirsiniz. İletişim adreslerini size sunumumda paylaşacağım biraz sonra. Evet, şimdi ilk başta gündemi bir söyleyeyim, ne anlatacağım ben sunumumda sizlere. Beck Enstitüsü CBT sertifika programının adaylar için sunduğu fırsatlar. İkinci olarak başvuru koşulları neler ve bu program, CBT sertifika programının işleyişi, süreci nasıl ilerliyor? Onları aktaracağım size. Evet, sunduğu fırsatlarla bu sertifika programının başlarsak eğer mesleki tanınırlığa ek olarak, yani burada hani yetkin, donanımlı, ayrıcalıklı bir terapist olmanın yanı sıra Beck Enstitüsü'nün referans listesinde yer alma, sanal workshoplarda indirimler, Zoom üzerinden yüz yüze olan workshoplar için Beck Enstitüsü etkinliklerine davetiyeler ve özel webinarlara ve diğer online içeriğe erişim sağlayabilecekler, katılacak kişiler. Peki bu programın uygunluk şartları nelerdir? Biraz onu aktarmak istiyorum sizlere. Ruh sağlığı alanında master'ı tamamlamış olmak. Bu olmazsa olmaz bir kriterim. Kesin istedikleri şart. Ve gelişim psikolojisi, psikopatoloji, kültürel psikoloji, etik, klinik değerlendirme, araştırma ve istatistik konularında da bilgi sahibi olunmasını istiyor adayların. Ve devam edecek olursak, iş klinik deneyim koşullarında neler istiyor? 2000 saat bir klinik çalışma istiyor. Bu klinik çalışma staj, yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası da yapılmış olabilir. Bu klinik çalışmalar ama süpervizörler ve klinisyenler tarafından gözetilmelidir. Yani kaç saat neredeydiniz, şu hocanın altında çalıştım, hastane olabilir, ofis olabilir, klinik olabilir. Bütün saatlerin totali en az 2000 saat olması gerekiyor. Profesyonel dokümantasyon koşullarında ise CV isteniyor. Diğeri etik açıdan bir sorun yaşanıp yaşanmadı. Bunu da şöyle açayım. Hastaya zarar verdiniz mi hiç? Legal sistemle ilgili mahkemelik oldunuz mu? Suçlu görüldünüz mü? Ceza aldınız mı? Eğer bunların hiçbiri de olmadıysa ya da daha diğer örnekleri. Ben hayatım boyunca etik bir problem yaşamadım şeklinde sizden bir beyan istiyorlar. Diğeri ise terapist olarak danışanınızla terapi sürecini engelleyecek, tedaviyi etkileyecek bir durumunuzun olup olmadığı hakkında da beyan istiyorlar. Sürece gelecek olursak, sertifika programı 3 seviyeden oluşuyor.
İlki klinisyenlik. Zaten klinisyenliği aktaracağım birazdan sizlere. Diğeri master klinisyenlik ve üçüncü olarak da süpervizörlük. Master klinisyenlik ve süpervizörlük üzerine Beckenstüs şu an hazırlık aşamasında çalışıyorlar. Eğer web sitelerini takip ederseniz bilgilere ulaşabilirsiniz hazırladıktan sonra. Tüm adaylar programa Beckenstüs klinisyen sertifikası seviyesinde başlıyor. Beckenstüs CBT sertifika programına başvuru formu gönderiyorsunuz ilk başta. Bu uygunluk şartlarını da içeriyor bir önceki slaytlarda aktardığım şekilde sizlere. Diğeri, bu programa kabul edildikten sonra programın gerekli workshoplarını tamamlamanız gerekiyor. Peki bu workshoplar neler? Biraz onlara bakalım birlikte. CBT'nin temel ilkeleri. CBT'de depresyon, CBT'de anksiyete ve CBT'de kişilik bozuklukları. Şimdi bu workshopları iki şekilde alma imkanı sunuyorlar adaylara. CBT'nin temel ilkeleri dışındaki workshoplar için bunu sadece, yani CBT'nin temel ilkelerini sadece online kayıtlı videolar üzerinden alabiliyorsunuz. Diğer depresyon, anksiyete ve kişilik bozukluklarını ya online kayıtlı videolar üzerinden ya da Zoom üzerinden yüz yüze seçebiliyorsunuz. Eğer Zoom üzerinden yüz yüzeyi seçerseniz, ben bunu almak, bu şekilde almak istiyorum derseniz, bir indirim verecekler Amerika dışındaki klinisyenler için Beckenstüs'ü. Onu da daha detaylı bilgiyi de tekrar orayla görebilirsiniz. Şurada mesela bir örneklendirmek istiyorum. CBT'de depresyon 16 saat olarak gözüküyor. 16 saati de birden almıyorsunuz. Haftalık, o saatler haftalara bölünüyor. Yani periyodik bir çizelgesi var aslında. Bu workshop sürecini tamamladıktan sonra, bütün workshopları aldıktan sonra geldik süpervizyon sürecine. Bu süreç nasıl işleyecek, ona birlikte bir bakalım. Video konferansı ile gerçekleşiyor. 10 haftalık bir dönem. Her hafta için 45 dakika süpervizörle birebir seanslarım olacak. Programa katılım için ön koşullar. 2-3 hastadan ses kayıtlarının alınması için izin istenmesi. Burada 2-3 hasta yazıyor ama minimum 2-3 hasta. Bir hastayla götürülmüyor. Onu 2-3 hastadan da fazla olabilir. Önemli bir nokta var burada. Yazılı dokümantasyonun doldurulup imzalanması. Bu ne demek? Ses kaydını alıyorum diye izin isteniyor. Ve ses kaydının silineceği tarihi de içermeli. Yani time limit olması gerekiyor. Bir zaman vermeniz gerekiyor. Bu tarihte de sileceğinize dair. Diğeri, ses kayıtlarının gönderim düzenliliğinin sağlanması. Bu da ön koşullarından diğeri. Süpervizyon sürecinin tamamlanması için adayların her dönemin planlanmış olan tüm süpervizyon oturumlarına katılım sağlamak. Burada devamlılığın önemini görüyoruz aslında. Diğeri, bir sonraki planlanmış seans için bir ses kaydını göndermek. Diğeri, ele alınacak hastanın seansı için formülasyonu yüklemek. Buradan Emel Hoca birazcık bizi bilgilendirebilir, daha verimli olacaktır bu ikinci ve üçüncü maddeler. Evet. Okay. Oraya ben geliyorum şimdi. Biliyorum şu anda ne düşündüğünüzü. Akıl okuyorum belki ama biliyorum. Ya hocam, biz nasıl bir Amerikalıyla oturup oradan, hani İngilizcem çok iyi ama konuşma şeyim çok çok yani kaygılanıyorum, nasıl konuşacağım? Bir dakika, bana bir not geldi, oraya bak. O sizin sorunuz. Yani İngilizce bilenler, bazıları benim asistanlarım çok güzel intake yapıyor. Hastaları hani ilk görüşmelerini yapıyor. Yabancıysa yabancı İngilizce yapıyorlar. Ama bazılarımız da biraz kaygılanıyoruz orada. Hani süpervizör ben, işte Beckenstüs'ü oturuyor süpervizyon önümde, süpervizör. Orada kaygınızı giderecek bir haber vereceğim size. Okay? Türkçe bilen bir süpervizör oluşturmaya çalışıyorlar. Okey? O zaman rahat rahat süpervizyonunuzu alabileceksiniz. Türkçe ve Türkçe ile de birlikte bu, hani eğer İngilizce yapsanız, hani diyelim ki ben İngilizce biliyorum, ben Amerika'da bir süpervizör istiyorum, yani Beckenstüs'ünden. Okey. Ama hastaları nasıl göreceksiniz? Türkçe göreceksiniz. Türkçe gördükten sonra 12 saat oturup onu
transcribe yapacaksınız. Yani çevireceksiniz o Türkçeyi. Neyi çevireceksiniz? İngilizceye. Gerçekten travma. Ben onlarla konuştuğumda çok haklısın dediler. Yani böyle bir de onu çevir işte, tamam ben İngilizce görüyorsam Türkiye'de bir hasta, o zaman problem yok. İngilizce süpervizör Amerika'da görüyorum. Yani süpervizörüm var Amerika'da. İngilizce, hasta da İngiliz ya da Amerikalı, İngilizce konuşan herhangi bir background'tan geliyor, problem yok. Onun için burada bayağı bir konuşuyorlar şu anda. Diyorlar ki biz Türkçe yapan bir süpervizör oturtturacağız ve o süpervizör de tamamen bu 4-10 haftalık süreçte ne yapacak? Süpervizörlük yapacak. O kişi işte geçti mi kaldı mı, işte nasıl götürdüğü, ne yapacak? Beck Enstitüsü'yle onaylayacak ve o son aşamalarda, bu çok önemli. Zaten eğitimleri almadan, 4 tane eğitim var, çok değil. Ben, çoğunuz bu eğitimleri aldınız, çoğunuz başka hocalardan aldınız. Çok zorlanacağınızı hiç düşünmüyorum eğitim alırken İngilizce. Ama İngilizce bilmeniz lazım. Hiç İngilizcesiz biraz zor olur. Onlar da zaten diyorlar ki hani orta seviyede bir İngilizce olsun ki o derslerimizi alabilsin bu aday. Onun için bir o haberim var. Bir de grup çalışması, yani grup süpervizyonunu çalışıyorlar. Ama öyle büyük grup süpervizyonu değil. Belki iki, belki üç kişi. Onun da Türkçe bir şey olacak. Türk hocası ya da oradaki bir Türk hoca olacak. Onları da kolay götürecek ve orada da indirimler daha da kolaylaşacak. Bu hani yurt dışında biliyorsunuz Türkiye'nin lirasıyla, işte dolar, işte Almanların markıyla, mark mı, euro, onlar çok çok değişmeyebiliyor, onlar okey. Ama bize gelince bizim Türk lirası iniyor, bayağı dolar almak için uğraşıyoruz. Onun için orada da çok güzel bir şeyler yapıyorlar, planladılar, onu yürürlüğe sokuyorlar. O zaman grup olarak da alabileceğinizin planını şu anda yapıyorlar diye benimle paylaştılar. Okey. Teşekkürler Emel Hocam. Devam ediyorum. Bu belki iyi haber, bilmiyorum. Ve devam edecek olursak, Cognitive Therapy Rating Scale üzerinden 10 haftalık bir süreçti. O yüzden 10 kez değerlendirmesi gerçekleşecek. 10 değerlendirmeden de minimum 3 değerlendirmenin 44 puan ve üzeri olması gerekiyor. Süpervizyon tamamlandı ve sıra artık 4. aşamaya geldi. CBT'yi kullanarak 10 vakayı tedavi ettiğinizi, 5 vakanın da CBT formülasyonu üzerinden yazılmış raporları tamamladığınızı beyan ediniz. Bu case write-up'lar Beck Enstitüsü'nde çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Bu formlara ulaşabilirsiniz içeriğine. Şu an soyut gelebilir, orada daha somut olacaktır sizin için. Ve son adım olarak Beck Enstitüsü Değerlendirme Komitesi ve Beck Enstitüsü Akreditasyon Komitesi tarafından değerlendirilmesi için bir terapi seansı kaydı ve eşlik eden materyallerden oluşan bir çalışma örneği gönderilmesini istiyorlar. Bu sürecin, bu 5 adımın tamamlanması için toplam süre hakkı 7 yıl veriyorlar. Ama istiyorsanız 1 yılda da bitirilebilir. Bu 7 yıla da uzayabilir bütün maddeler. Ama şöyle, her yıl aktif olmanız gerekiyor. Yani ben işte 2 yıl yapmayayım, 3. yıl başlayayım diye bir şey istemiyorlar. Her yıl aktif olmanız gerekiyor. Daha fazla bilgi ve sorularınız için de bu iki mail adresine mail atabilirsiniz sorularınızı ve bilgi almak istiyorsanız yazabilirsiniz bunları. Ve en son olarak da bizim bir CBT İstanbul'un bir mail grubu var. Biz bilimsel makaleler paylaşıyoruz. Son gelişmelerle ilgili içeriyor. Bu makalelerde içerecek. Bu yüzden de size davet mailleri gelecek bütün mail grubuna. Eğer kabul ederseniz gruba üye olmuş olacaksınız ve ya da istemiyorum diyorsanız da ignore edebilirsiniz maili. Ayrıca biz birkaç aydır bu projenin içinde çalışıyoruz, CBT İstanbul
olarak Beck Enstitüsü CBT sertifika programı hakkında güncel bilgiler ekliyoruz, sürekli bakıyoruz yeni bilgiler eklenmiş mi ve sayfaya koyuyoruz CBT İstanbul sayfasına. Oradan da CBT İstanbul'a girip güncel bilgilere ulaşabilirsiniz sertifikasyon bölümünden. Benim aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ederim. Umarım buradan hani bayağı bir bilgi aldınız. Tabii detaylı bilgileri Judith Beck de bunu vurgulayacak. Kendi sitelerinden de öğrenebilirsiniz. Daha çok biz dissemination'ı yani bu bilimi yaymak adına bunu yapıyoruz. Doğru hastalarımız iyileşsin. Bizim amacımız o. Burada doğru CBT'yi öğrenmek. Çoğu talebelerden duyuyorum. Bana geliyorlar, hocam ya ben CBT biliyordum ama sizin öğrettiğiniz gibi değil. Judith Beck'in öğrettiği gibi değil. Aldım oradan şeyler, dersler ama çok uzak benim öğrendiğim. İşte onu doğru öğrenmek, hastalarınızla bağlantılı iyi bir şekilde öğrenmek. Şimdi çok az kaldı. Ben hemen videoyu açıyorum. Ondan sonra videodan sonra size bir mesaj verecek Judith Beck. Videodan sonra kalmak istiyorsanız ben burada birkaç dakika kalıp sorularınızı ben ve Işın Su cevaplayabiliriz. Okey? Şimdi başlıyoruz. Ben hemen videoyu bulayım. Nerede videomuz? Okey. Bir dakika. Alt yazısı da Türkçe, onun için hani zorluk çekmeyeceksiniz. I don't think this one works. Okay. Okay, görüyor musunuz? Evet hocam. Tamam. Şimdi başlatıyorum videomuzu. Seslerinizi açabilirsiniz kendi bilgisayar seslerinizi duyamıyorsanız çünkü siz oraya götüreceksiniz. Benim sesim sonuna kadar açık. Galiba. I'm Dr. Judith Beck, President of the Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy in Philadelphia, Pennsylvania in the United States. The Beck Institute is a nonprofit organization, and our mission is to improve lives worldwide through excellence and innovation in CBT therapy, practice, and research. My father and I founded the Beck Institute about 26 years ago. We had a goal of bringing excellent training in CBT to clinicians and organizations around the world. And we are both so happy to see the growing community of CBT therapists in Turkey. And I'd like to thank Dr. Emil Stroop for inviting me to talk for a few moments about the Beck Institute CBT certification program. Now, this program is really important, especially now when the mental health needs of individuals across the globe has just been expanding. Over about 2,000 outcome trials have shown that CBT is effective for a whole range of psychiatric problems and psychological difficulties and medical conditions with psychological components. But it's only effective when it's implemented correctly. I often meet with therapists, you know, who think they're doing CBT. But then when they describe what they do to me, I find that they're really not working from the cognitive model, or they don't have an individualized case conceptualization from which they plan treatment, or they're not structuring sessions correctly, or they don't value a strong therapeutic relationship, or I could go on and on and on. And that's why we developed the Beck Institute CBT certification program, so we could raise the bar for excellence in the practice of CBT. Our certification program makes sure that therapists are practicing CBT at a very high level, and the courses, which are available online, are always based on current research. The goal of the program is to encourage therapists to continually improve their skills so they can deliver the most effective treatment for people around the world to help them get better and stay better.
which helps their families and helps build healthier communities. You can learn more about Beck Institute certification and our many training opportunities at beckinstitute.org. I hope you'll sign up for our newsletter and also follow us on social media. And thank you again, Dr. Stroop, for all you've done to advance CBT in Turkey.